İsterseniz önce biraz sizden bahsedelim. Kaç yıl oldu basın sektöründe? Kaç yıl oldu? 1994'ten bu yana demek ki 21 yıl oldu. Öncesi? Ben daha önce öğretim üyesiydim. Üniversiteden basına geçenlerdenim. Daha önce yaklaşık 20 yıllıkta akademisyenlik dönemim var. Marmara Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Daha sonra bir süre beraber götürdüm. Yazarlığı ve gazetecilik ve akademisyenliği, ama daha sonra 28 Şubat günlerinde bir tercih yapmam gerekti. O tercihi de daha çok gazetecilikten yana kullandım. Daha doğrusu üniversitede sıkıntılar da olmaya başlamıştı. Benim aldığım tavırlardan ötürü özgürlüğü bu tarafta seçtim diyorum. Ve oradan sonra sadece gazetecilik yaptım. Tabii bazen talihsiz dönemler enteresan, farklı ya da sonradan mutlu olduğunuz seçimlere de sebep olabiliyor. Siz mutlu musunuz o seçimi yani yapmaktan? Çok zor ona cevap vermek. Yani akademisyenlik çok lezzetli bir meslektir. Mevcut meslekler içerisinde en az kötü olanıdır. Belki hayatınızı iyi kazanamazsınız ama çok tatmin edici bir iştir. Hala ders veriyorum üniversitede. Dolayısıyla öğrenci temasından kopmadım ama yani kariyer yapmak, araştırma, bu tür şeyleri insan tabii özgür zaman zaman. Doğru mu yaptım sorusunu çok bunaldığım zaman soruyorum ama diğer taraftan tabii benim yaptığım tür gazetecilik, daha çok analizcilik, yorumculuk. Şimdi haber ayağından çok haber merkezli bir yorum faslı da aslında akademisyen olarak yaptığım şeyin başka bir tür devamıdır. Orada devlet üstüne teorik çalışıyorsam, burada devletle somut ilişki kuruyorum. Daha yakından tanık oluyorum. Tanık olduğum şeyi analiz etme imkanım oluyor. Dolayısıyla bir gazetecilik daha canlı, daha hareketli. Katkı imkanı da az olmayan, kendi kültürüne, kendi toplumuna bir meslek diye düşünüyorum. Ben ikisinin arasında kaldım aslında. Yani akademisyenlik bakış açısı olarak gazetecilikte hiç beni terk etmedi. Zaten araştırmalara devam ettim. Çok araştırma kitabım çıktı. Saha araştırması yapmaya devam ettim. Ama akademik bakışım analiz biçiminde, okumamda, kullandığım dilde, hatta zaman zaman okurlarımı zorlayan kavramlarda hep benle beraber oldu. Dolayısıyla benim gibi adamların yaptığı iş belki biraz daha kamusal entelektüellik. Haber çıkarmıyoruz gidip sağdan soldan. Olan haberler üstüne yorumlar yapıyoruz. Tabii siyasi pozisyonlar almak, bunu analiz ederek aktarmak ve anlatmak bir tür yönlendiricilik işlevini de içeriyor. Kamusal entelektüellik de böyle bir şey. Dolayısıyla ikisinin arasında bir yer. Çok hiç şikayetçi değilim, bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de yaşamanın pek çok sıkıntısı var ama herkes için var. Bu süreçten sonra nasıl oldu? Başladınız 96'da. Sonra nasıl ilerledi? Nerelerde? Ben 94 yılında, 94 yeni yüzyılda başladım. Hatta önce sayfa yaptım. Hem yazı yazdım hem bu Perspektif diye bir sayfa vardı, değişik ki akademisyenlerin, iş adamlarının, düşünce insanların yazılarının alındığı bir yer. Biraz orayı zamanın ruhuna uygun hale getirdim. Bir öyle aktif gazetecilik döneminde oldu. Yeni yüzyıl 98'de kapandı. Kapanmadı ama satıldı. Korkmaz Yiğit satın alınca zaten çöktü. İnsanlar ayrıldılar. O dönem ben de ayrıldım. Bir dönem işsiz kaldım. Çok uzun sürmedi o. Sonra yeni bir gazete kuruluyordu, Star Gazetesi. Star Gazetesi'ne geçtim. Orada çok mutlu olduğum bir dönem değildi. Çünkü Star farklı bir gazeteydi. Daha fazla popülerdi diyelim. Orada bir süre çalıştım. Süreyi hatırlamıyorum ama herhalde bir yıl, bir buçuk yıldır. Daha sonra yeni bin yıl, yeni yüzyılın yerine kuruldu. Kurulunca tekrar oraya geçtim. O kapandı. Sabah gazetesine geçtim.
Sonra Dinç Bilgin hapse girince benim sert yazılarım herhalde Sabah yönetimini tedirgin etti ki oradan ayrıldım. Yani işten çıkarıldım. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinden teklif geldi. Yeni Şafak'ı kabul ettim. O gün bugün de Yeni Şafak kalacağım. Kaç yıl oldu Yeni Şafak? Yeni Şafak 2002'de başladı. Demek ki 13 yıldır yazıyorum. 13 yıldır Yeni Şafak'ta yazıyorum. Tabii en uzun yazdığım gazete Yeni Şafak oldu. Yeni Şafak'tan gittiğim zaman Cengiz Çandar'ın, Nazlı Ilıcağ, Mehmet Barlaslar'ın da olduğu bir gazeteydi. Sonra onlar yavaş yavaş çeşitli nedenlerden ötürü ayrıldılar. Dış mahalleden gelen Yeni Şafak'ta ben kaldım. Devam ediyor, bir sorun yok. Galiba onların ayrılması enteresan değil de sizin kalmanız enteresan. Yani şimdi bu bir sözleşme. Yani şöyle bir sözleşme. Siz yazı yazıyorsunuz, gazete basıyor. Eğer sizin yazdığınız yazılara gazetenin bir itirazı yoksa, bunu yazma demiyorsa ya da şunu yaz demiyorsa, benim açımdan sözleşmenin gereği yerine geliyor. Onların da benim figürüme, analizime, yazıma, kendi bildikleri nedenlerle ihtiyacı varsa ve yazılarını basıyorlarsa, orada bir sorun çıkmıyor. Zaman zaman tabii gazetenin manşetiyle hemfikir olmuyorsunuz. Gazetenin politik tutumuyla hemfikir olmuyorsunuz ama bunlara kapıldığınız an Türkiye'de hiçbir gazetede yazı yazmazsınız. Yani çok sert kutuplaşmada şimdi Yeni Şafak gazetesi bir kutubun taşıyıcılarından biri olarak görülüyor ama karşı kutuba baktığınız zaman da orada da olsam muhtemelen çok benzer itiraz edeceğim konular var. Dolayısıyla esas olan ne yazdığımdır ve esas olan sesimi duyurup duyuramadığımdır ilkesinden hareket ederek varlığımı sürdürüyorum. Benle ilgili bir büyük rahatsızlık olmadıkça ya da gazetem benim gerçekten kabul etmemde çok zorlanacağım, kabul edemeyeceğim bir şiddet ve benzer bir erdem ötesi bir duruma girdiği takdirde tabii o zaman işler değişir ama henüz öyle bir durum yok. Bu söylediğiniz çerçevede bugüne kadar en zorluk çektiğiniz gazete hangisi oldu? Star. Star'daki zorluk çekmem yani resmimin yazımın üstünde kocaman bir kadın kalçasının oturması açıkçası başka her türlü siyasi durumdan daha fazla rahatsız eder. Bu bir sorumluluk meselesi. Gazetelerin Türkiye'de nasıl algılandığı çok farklı. Gazeteler nasıl yapılıyor? Gazetelerin bir patronu var. Patronun seçtiği bir yayın yönetimi ve onun seçtiği bir kadro var. Bunun dışında kimi gazeteler Pravda gibi tek boyutlu yazarlar, muhabirler seçerler. Kimi gazeteler daha yelpazeyi genişletirler. Yeni Şafak örneği, yelpazesi geniş bir gazetedir. Yeni Şafak içerisinde İslami kesimden olup farklı fikirler serdedenler, benim gibi daha sol liberal isimler çok oldu. Varlığını sürdürebildi. Dolayısıyla burada birbirine çok değmeyen, birbiriyle de çok kavga etmeyen kategoriler söz konusu. Bu kategorilere böyle baktığınız zaman bu tür gazetelerde yazı yazmak ya da bu tür gazetelerin sizin gibi yazarları istihdam etmesi Türkiye'deki bir gazetecilik geleneğinin devamıdır. Ama dediğim gibi bugün iç savaş ruh halimiz çok yüksek olduğu için herkes beklenti içerisinde insanlara bakıyor ve okuyor. Ben mesela kendimle ilgili o değerlendirmeleri çok sık görüyorum. Kim olduğum, ne yazdığım değil, nerede yazdığımdan söze başlanıyor. Bu tabii benim sorunum değil. bu söze oradan başlayan sorun. Orada da yapacak bir şey yok açıkçası. Biraz dediğiniz bir şeye dönelim. Gündeme. Bir iç savaş hali dediniz. Ve bir seçime geride bıraktınız. Evet. Ne oldu? O seçim bize ne gösterdi? Bu iç savaştaki durum ne şu anda? Valla iç savaştan kasıt şu, yani Türkiye'de AK Parti iktidarı iki şey simgeledi. Bunlardan bir tanesi kurulmuş bir politik modeli, politik sosyolojik modeli ters yüz edilmesidir AK Parti iktidarı. Yani daha belirli, makbul bir vatandaş tipinin yanına ya da o makbul vatandaş tipinin dışladığı vatandaş tiplerinin de
makbul vatandaşının yanına ikinci makbul vatandaş olarak eklenmesidir. Yani kimi toplumsal kesimlerin, başta muhafazakar kesimler olmak üzere seküler, laik kesimlerle eşitlenme hikayesidir. Bu eşitlenme hikayesi kendi başına bir demokratik öyküdür. Ama aynı zamanda şu da çok açıktır ki bu eşitlenme çok ciddi çatışmalar, çok ciddi endişeler, çok ciddi iktidar kavgaları içeriyor. Ve içerdi. Bütün hikaye boyunca içerdi. Burada tabii pek çok hak gaspı, pek çok ihlal, pek çok sınır aşımı yaşandı. Ve son birkaç yıl içinde baktığınız zaman bu ortaya çıkan iki kütle arasında bir bağ kuracak, köprü kuracak bir politika AK Parti izleyemedi. İzleyemediği gibi kendi kesiminin kimlik politikalarını çok daha fazla ön plana çıkardı. Bu eşitlenmenin etkisini azaltmaya, eşit olan eşitlenen gruplar arasındaki kavgayı derinleştirmeyi, öfkeyi arttırmaya başladı. Özellikle dediğim gibi AK Parti'de işte iktidarın şahsileşmesi, siyasetin kültürel, ekonomik ve diğer alanlar üstünde kurmaya başladığı tahakküm, demokratik teamüllerin olduğu kadar Türkiye'de zaten pek az bir kenara itilmesi, daha çoğunlukçu bir oy aldık, kural koyabiliriz anlamında ilerleyen bir aşırı saf milli iradeci bir bakış açısı. Bütün bunlar tabii işte o iki grup arasında adeta bir kültür, bir kast kavgasına yol açtı. Ve bu bir iç savaş ruh hali yarattı. Yani insanlar siyaseti anlamak, açıklamak, ne olduğuna bakmaktan hareketle değil, kendilerinin ve ötekilerin aldığı siyasi pozisyonlardan ve durdukları yerden hareketle okumaya ve algılamaya başladılar. Bu psikoz içerisinde Türkiye biliyorsunuz son 2 yıldır, 3 yıldır birbirine bağıran, birbirine hüküren, tektipleşen, işte basın sektöründe bunu çok rahat görüyoruz. Bir istikamette ilerledi. Bütün olumluluklar yanında bu tür bir içeride zihniyet kavgası ve zihniyet katmanları arasındaki fay kırığının derinleşmesi öyküsünü yaşamaya başladı. Tersini bekliyorduk. Çünkü eşitlenme önemli bir hikayeydi. Örneğin başörtülü bir genç kızın okulda okuyabilmesi, başörtülü bir genç kızın merkez mahallede gezebilmesi, bunlar eskiden çok daha zor şeylerdi. Şimdi oluyor ve çok da sorun olmuyor. Dolayısıyla bir şeyler başarıldı. Kimse artık laiklik elden gidiyor gibi şeyleri dile getirmiyor. Neden? Çünkü bu öykünün böyle bir boyutu var. Ama dediğim gibi burada ahlak politikaları, kimlik politikaları, işte içki yasasına Tayyip Bey'in aldığı tavırdan, kolektif evlerde kızların oturmasına gösterdiği reaksiyona, oradan işte batıda değil de doğuda olana daha çok bakarak sanki dışarıdan gelen bir İslamlaşma transferi yapmasına kadar uzanan pek çok simgesel husus ve son dönemlerde tabii anayasa ihlali, sınırlar aşımı ve benzer durumlar, kendi hükümetiyle çatışmaya girmesi, bütün bunlar karşımıza hem kimlik politikaları hem bir iktidarın şahıslaşması sorunlarını beraber çıkarınca o katmanlar arasında bırakın köprü oluşturmayı, bir deprem olmaya başladı ve buraya geldik. Seçim sonuçları ben bu çerçevede değerlendiriyorum açıkçası. Seçim sonuçları son 2-3 yılda yaşanan krizler serisinin AK Parti'ye çıkardığı faturadır. AK Parti'ye güvenin azalmasıdır. AK Parti Türkiye'nin tek kitlesel partisi. CHP de öyle ama CHP biraz daha donuk bir seçmen tabanına sahip. Kısmen Alevi seçmeni, kısmen seküler seçmeni olan bir siyasi parti. MHP ve HDP daha etnik merkezli ya da milliyetçilik merkezli diyebileceğimiz siyasi partiler. Karma doku AK Parti'deydi. Başka türlü zaten %52 oy alınmaz. İşte bunun içerisinde tam muhafazakar olmayan, dindarlığın en koyu saflarında yer almayan gruplar bu söylediğim nedenlere reaksiyon göstererek AK Parti'den HDP'yi uzaklaşmaya başladılar.
Ve bu uzaklaşmanın sonucu 9 puanlık kayıpla karşımıza çıktı. Bu bir tabii seçmenin biraz önce söylediğim, hepimizin belki tespit ettiği, hepimizin diyorum çünkü gazeteciyim, AK Partililerin kendileriyle konuştuğum zaman %80'i benim söylediklerimi söylüyor. Yani yüksek sesle söyleyemiyor olabilirler parti disiplini ve başka kaygılarla. Ama gelinen bu örselenmenin bedelini ödediler. Ve başka açılardan bakmak lazım aynı şeye. Mesela örnek pek çok, Gezi olaylarına baktığınız zaman muhafazakar kesim ve Tayyip Erdoğan Gezi olaylarındaki ana meseleyi anlamadı. Ve Gezi olaylarında Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının davranışı Türkiye'nin derin sol seküler sinirine bası yapıp tahrik etmek. Hani bir dişe böyle bir çubuk sokar, bir sinir oynatırsınız ve bütün başınız koparcasına ağrır, tam öyledir. Yani sokak, polis şiddeti, kamusal alan, bütün bunlar ve tepeden gelen peder şahidil, bütün bunlar Gezi olaylarının dediğim gibi harekete geçirdiği sol seküler şehirsel bir sinir. Bunu görmediler. Orada başlayan o tahrik, İritasyon, bir kere AK Parti'nin aleyhine geri dönmeyecek şekilde sert bir blok oluştu. AK Parti sağcı bir parti kurdu. AK Parti o ana kadar sağcılıkla dindarlık arasında gidip gelen, reformculuk arasında gidip gelen bir siyasi partiyken Gezi olayları AK Parti'yi tam sağcı kılmıştır. Seküler dünyanın ya da AK Parti'li olmayan dünyanın gözünde. İkincisi şu tabii, belki cemaatle bir süre sonra yaşanan kavga da AK Parti haklıydı. Ama cemaatin de ortaya çıkardığı dosyalar ve eylem tarzında ürettiği yıpranma, her gün bir başka tapu, her gün bir başka kaset, AK Parti inanılmaz derecede yıprattı. O dönemde AK Parti'ye zannediyorum... Etkisini bir seçim sonra gördük. Bir seçim galiba. Çok tabii. Çünkü sıcak bir mücadelenin içerisinde bir savaş yaşanırken seçmen düşünmüyor. Düşünecek zaman da bulunuyor. Birinden birine tavır alıyor. Yani şöyle oldu, darbe var. Benim adamımı ya da oy verdiğim adamı düşürmeye çalışan ahlak dışı bir durum var deyip ona destek veriyorsunuz. Fakat bir sonraki seçimde bu dört bakanın Yüce Divan'a yollanmama biçimi, İşte AK Parti içinde Davutoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hemfikir olmama hali, 40 tane milletvekilinin bunlar Yüce Divan'a gitsin diye AK Parti içinde oy kullanması, bütün bunlar tekrar zihinlere ve seçmen davranışına geri döner ve döndü. Şimdi özellikle İç Anadolu'ya baktığınız zaman İç Anadolu'da çok büyük oy kaymaları var. Yani Sivas'ta, Kayseri'de, Kırıkkale'de oy kaymaları MHP'ye doğru. Yani %10 civarında hemen her şehirde altında üstünde AK Parti kaybetmiş, MHP almış. Burada belki çözüm sürecinin de etkisi vardı. Bunu birebir santimle ölçmek mümkün değil. Ama eminim ki ben AK Parti politikalarının ve uygulamalarının yaratmış olduğu muhafazakar seçmen havuzundaki etkiler var. Kibir, Tayyip Erdoğan'ın tarzının ve vurguları güne kadar sizi savunurken, yani muhafazakarları, belli bir eşikten sonra artık sizi değil kendisini savunan bir çerçevede algılanmaya başladı. Birincisinde toplumsal kibir değil, tersine kibire karşı bir dik duruş görülürken şahsileştiği zaman o, nasıl söyleyeyim, sizi diklenme biraz kişisel kibir etrafında algılanmaya başladı. Yolsuzluk dosyalarının muhtemelen etkileri, AK Parti'nin bazı tavırlarına olan kızgınlıklar, bunların hepsini bir torbaya koyabiliriz. Başka türlü de zaten analiz eden yanlış analiz yapar. Bu tabii şu ana kadar olan şeyin fotoğrafı. Bundan sonrası AK Parti fabrika ayarlarına dönmeli çağrıları var. Olabilir mi? Bundan sonra ne olacak? Tabii yani şu anda kritik bir eşikteyiz. Şimdi bu seçim tablosu bir tek AK Parti açısından değerlendirilecek bir tablo değil. Bir ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin pek çok sorunu var ve çalışan bir makinesi var. Bu makinenin durmaması lazım.
Yani ekonomik istikrar, siyasi istikrar şu anda tek parti hükümeti kurulamayacağına göre, tek parti çoğunluğu olmadığına göre önümüzde duran en önemli problemlerden bir tanesi. Diğer taraftan baktığımız zaman seçimlerin iki tane galibi var. İki tane üç parti. Yani HDP ve MHP. İkisinin aldığı milletvekili sayısı toplam 160, 550 milletvekili %30. Ve onların katılmadığı bir koalisyon sadece AK Parti ile CHP arasında mümkün. Ve ikisinin bir araya gelmesinin ne kadar zor olduğunu her iki parti açısından da biliyoruz. Bunu MHP yüksek sesle dile getiriyor ama HDP'nin de herhalde MHP ile bir koalisyon kurma şansı imkanı yok. Dolayısıyla burada pek çok sorun karşımıza çıkıyor. Bir istikrar nasıl sağlanacak? İkincisi kurulacak hükümette Kürt sorunu nasıl ele alınacak? Çünkü bu sorun dondurucuya konamaz. Hadi iki sene sonra bakalım bu işe denebilir durumda bir sorun değil. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye'nin kuzeyinde özellikle işte Rojava bölgesinde son günlerde ne kadar hareketli olaylar da yaşıyoruz. Kürtlerin oluşturduğu bir koridor var. O koridor PKK'nın koridoru. Bunu Kürtler, Kürt hareketi kuvvetle savunurken Türkiye buna ölümcül derecede karşı. Bu duracak bir süreç değil. Dolayısıyla Kobani olayları nasıl içe yansıdıysa her an her şeyin içe yansıması söz konusu. Şimdi bütün bu verileri dikkate aldığınız zaman AK Parti'yi aşan bir durum var ortada. Yani bir kere ekonomik istikrarımızın bozulmaması lazım. İkincisi çok sert toplumsal olayların patlamaması lazım. Ve ortaya ya bir makul koalisyon hızla çıkmalı ya da hızla seçimlere gitmeliyiz. Makul koalisyonun tek bir benim gözümde formülü var. AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti MHP formülü de mümkün tabii. Fakat böyle bir formül şekere gerek. Evet, AK Parti MHP formülü de mümkün ama böyle bir formülün takdir edersiniz ki yol açacağı en önemli sonuçlardan biri devletçi ve güvenlikçi bir çerçevede yeni bir sağcılaşma dalgası olur. Türkiye böyle bir dalgayı bugünün koşullarında taşıyabilir mi? Bunun sonuçları ne olur? Özellikle Güneydoğu ve Kürt meselesi açısından ne olur soruları fevkalade önemli. Dolayısıyla eğer CHP AK Parti arasında bir koalisyon kurulabilirse bu koalisyon en azından bir süre o söylediğimiz sorunları bertaraf edebilir. İstikrar açısından bir güvence olur piyasalara. Kürt sorununda çözüm süreci ya da başka bir süreç. Çünkü CHP bu süreçten çok memnun değil. Zaten AK Parti de çok memnun değil. Öyle anlaşılıyor. Başka bir formülle belki HDP'nin de desteği alınarak bir yol açılabilir. Bu şeffaflık yasası ve yolsuzluklarda AK Parti geri adım atacaktır. Bunun yapacakları hiçbir şey yok. Yani meclise biri yolsuzlukları getirdiği andan itibaren artık orada Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla o parti de davranamaz, diğer partiler de davranamaz. Cumhurbaşkanının konumu açısından bakıldığında herhangi bir koalisyon hükümeti, özellikle CHP'nin olduğu bir koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı'nın icracı iddialarını zaten ortadan kaldırır. Ona imkan vermez. AK Parti hükümetine müdahale etmesi Cumhurbaşkanı'nın başka bir şeyidir. Koalisyon karşısında Cumhurbaşkanı ister istemez anayasal sınırlarına doğru çekilir. Dolayısıyla imkanlar var. Bu imkanlar kullanılır. Böyle bir hükümet oluşturulursa tabii çok iyi olur. Türkiye'de bir uzlaşma kültürü açısından adım atılmış olur. Ve sizin sorunuza geleyim. AK Parti kendi kendine soru sorma imkanı. Şu anda AK Parti kendi kendisine soru soruyor. Toplantılar yapıyorlar kendi işlerinde, yazarları çağırıyorlar, entelektüelleri, akademisyenleri çağırıyorlar ve kaybettiklerinin farkındalar ve bunu komployla, her zaman olduğu gibi dış tahrikle falan açıklamıyorlar. Yani kendi yaptıkları hataların farkındalar
zaten uzun süredir tartışıyorlardı. Şimdi mesele tartışmak değil, mesele o fabrika ayarlarına dönüp dönememek sorusudur. Dönebilmek için önce böyle bir tokata ihtiyaçları vardı ama bu tokatın etkilerinin olması lazım. Sonuçlarının olması lazım. Eğer bir koalisyon olur, bu koalisyon aktörlerin davranışlarını sınırlarsa, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ve AK Parti hükümeti olmak üzere, AK Parti'nin yeniden koşullara uyum sağlama imkanı artar. Sağlar mı, sağlayamaz mı onu bilemem. Bilemeyiz. Artar. Cumhurbaşkanı rasyonel davranışa döner mi, dönmez mi onu da bilemeyiz ama dediğim gibi dönme baskısı artacaktır. Çünkü tek başına hükümranlık imkanları ortadan kalktığı zaman bu olabilir. İkinci ihtimal, bunların olamaması halinde seçimdir. Bu daha güçlü bir ihtimal gibi gözüküyor. Şu anda herkes koalisyon kurma havasında ama iddialara bakarsanız koşullar öyle koşullar ki imkansız tarif ediliyor. Peki bir şeyleri değiştirir mi o seçim, yani farklı bir sonuç? İşte çıkar. O sorun orada çıkmaz, çıkmayabilir, çıkabilir de. Her ikisinde de problem olur. Yani çıktığı takdirde, aynı tablo çıktığı takdirde kaldığımız yerden devam ederiz. Nereye gideriz? 90'lı yıllardaki o istikrarsızlık dönemlerine geri mi döneriz? Başkaları devreye mi girer? Asker yeniden kıpırdanmaya mı başlar? Bu da bilmek mümkün değil. Sonsuz senaryolar var önümüzde. Ama benim tahminim şudur, eğer hükümet kurulamazsa ve hükümetin kurulamaması herhangi bir partiye ihale edilmeden, bu kendiliğinden olursa, AK Parti bence tek başına iktidar olma imkanlarına tekrar kavuşur. Şu anda AK Parti'ye oy vermemiş AK Partililerde kuvvetli bir pişmanlık hali var. Sandığa gitme. İşte MHP'lilerde ya da MHP'ye oy veren AK Partililerde yanlış yapma duygusu gibi duygular var. Şimdi bu istikrar meselesini AK Parti işleyecektir zaten. İnsanlar zaten endişe ederler. Milletin araba borcu var, ev borcu var, dövizin oynaması, hareket etmesiyle ilgili endişeleri var. Dolayısıyla bu bizim orta sınıfımız ve istikrar ilişkisi tekrar AK Parti'ye iktidar dar bir alanda da olsa iktidar imkanı getirir. Ama bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu AK Parti bu hikayeden hiçbir ders almadan nereden kalmıştık diye yönetim tarzına devam edebilir. Bu da Türkiye için çok iyi olmaz açıkçası. Bu seçim sonuçlarını medya açısından, medyadaki dengeler açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Medyada aynı sorgulama ve hesaplaşma şeyi içerisinde mi kendisiyle? Hayır. Taraflar açısından. Valla şimdi bakın, Türkiye'de medya dört büyük bloğa ayrıldı. Cemaat medyası var. Onlar uzun süre AK Parti'ye mutlak angaje bir pozisyon aldılar. Şimdi de mutlak karşıt bir pozisyon içerisinde devam ediyorlar. İkincisi Aydınlık, Sözcü, Cumhuriyet Gazetesi gibi. Cumhuriyet tam Aydınlık, Sözcü değil. Haksızlık etmeyelim ama daha kökten muhalif bir bakış açısı var. Bu bakış açısı son dönemlerde tüm varlığını AK Parti iktidarının gitmesi üstüne kurdu. Orada yazan yazarların eski yazdığı gazeteler ya da eski Cumhuriyet Gazetesi daha çok bir fikri, bir en azından solu, solun değerlerini temsil ederken yine ediyor muhtemelen, mutlaka, ama daha çok AK Parti karşıtı üstüne yapılanan bir tarz geliştirdiler. Yazar kadroları öyle, haber nitelikleri öyle. Dolayısıyla orada öyle bir yapılanma oldu. Bu ikinci ayak. Üçüncü ayak AK Parti'ye yakın gazeteler. Bunlar içerisinde sadece Yeni Şafak gazetesi, dünden bugüne gelen ve çizgisini koruyan bir gazete. Yani eskiden de yakındı, şimdi de yakın ama yakınlığı belli bir mesafe içerisinde. Yani AK Parti'nin yönettiği bir gazete görüntüsünde değil. Halbuki başka gazeteler, işte Sabah Gazetesi, Star Gazetesi, Akşam Gazetesi hatta, Sancak Bunlar sanki görünüm odur ki
AK Parti kurmaylarıyla son derece iç içe. Hatta gazete yöneticileri, gazete sahipleri AK Parti bünyesinin bir parçası görüntüsü vererek gazete yapıyorlar. Yaptıkları gazete zaten parti bülteni şeklinde oluyor. Sadece parti bülteni değil, Tayyip Erdoğan'ın siyaset bülteni. Zaman zaman AK Parti'nin de ötesine geçen sadece cemaatle mücadele, sadece başkanlık sistemi kampanyası gibi temalar üstünden yapılan bir yayıncılık faaliyeti. İşte yandaş ya da iktidara yakın grubu tanımlıyor. Geriye de kek alıyor. İşte Hürriyet gibi, Milliyet gibi gazeteler kalıyor. Buralarda işte iktidara muhalefet kısmen var, kısmen yok. Merkez o değil ama bu koşulların onların üstünde oluşturduğu bir baskı var. Rahat gazetecilik yapma endişesi var. Bu yapılamıyor. Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi bu tabloda kim kendini sorgulayacak? Sorusunu beraber kendimize soralım. Yani herhalde o yakın iktidara gruplar kendilerini sorgulamazlar. Neden sorgulamazlar? Çünkü onlar zaten soru sorarak gazetecilik yapmadılar. Onlar önlerine konan bir problematiği, temayı, bir davayı savunmak üzere kendilerini teçhiz ettiler. Hükümete zarar verdi mi bu tutum? Bence çok veriyor. Vermez olur mu? Yani benim kanaatim her zaman odur. Bakın ben AK Parti'yi reformcu olduğu oranda ve yıllarda çok destekledim. Hala ben AK Parti'nin Türkiye'ye önemli getirileri olan bir siyasi parti olduğunu düşünüyorum. Ama son dönemlerdeki siyaset tarzı, Cumhurbaşkanı'nın davranışları, Gezi'den sonraki tutumları beni de AK Parti'nin karşısına gitti. Muhalefet konumuna gitti. Ama ben hala nasıl söyleyeyim size, AK Parti gitsin yok olsun kahrolsun tavrını almadan AK Parti şunu düzelsin bunu düzelsin tavrında yazı yazmaya gayret ediyorum. Ve bunu benden başka yapan yok. Ya da birkaç kişi daha sayabiliriz. Oysa olması gereken nedir? Olması gereken AK Parti'ye yakın olarak düşünülen gazetelerde ve yayın organlarında bir uyarı sisteminin çalışmasıdır. Bir eleştiri sisteminin çalışmasıdır. Bunu maalesef AK Parti politikaları ve anlayışı ortadan başından itibaren kaldırdı. Olanı da yok etti. Örneğin Fehmi Koru Habertürk'e gitmek zorunda kaldı. Cengiz Çandar ayrıldı. Nazlı Olacak başka yere gitmek zorunda kaldı. İsim de sayabiliriz. İsim saymadan da muhabirler açısından da duruma bakabiliriz. Yayın kurulları eskiden bir gazetecilik yayın kuruluyken haber tartışılırken şimdi fayda ya da zarar tartışılabiliyor. Şimdi böyle gazetecilik olmuyor tabii. Bunun adı gazetecilik de olmuyor. Bu yaptığınız şey kaçınılmaz olarak size hiçbir özerk alan bırakmıyor. Dolayısıyla hangi soruyu kim soracak? Yani burada ancak siyasetçi soru sorarsa alt taraftaki bağımlı birimler soru sorar. Çok zarar veriyor, vermez olur mu? En son ben Davutoğlu'yla bir fırsat oldu. Yüksek sesle bunu söyledim. Yani bir iktidar düşünün ki kendi dünyasında, bırakın öbür tarafı, kendi dünyasında uyarı sistemlerini ortadan kaldırsın. Eleştiri sistemlerini ortadan kaldırsın. Bu onun ölümü demektir. Yani bağışıklık sisteminizi yok etmek demektir. Bunu çalıştır mı? Bunun da en önemli yeri basındır. En önemli yeri üniversitelerdir, entelektüellerdir. Burada sadece organik aydınlar üretiyorsanız, sadece iktidarın ortaya attığı tezleri savunan, o tezlere karşı çıkanlara çamur atan yazarlar üretiyorsanız kaliteyi inanılmaz derecede düşürüyorsunuz. Şimdi isim saymaya gerek yok ama son dönemlerde bu tür gazetelerde ve yayın organlarında öne çıkan yazar tipolojisine ya da tartışmacı tipolojisine baktığınız zaman kalitenin ne kadar düşmeye başladığını görüyorsunuz. Adeta sabah programlarında o sabah kahvesi programını sunan kıvamda AK Parti savunucuları var ortada. Yani böyle bir tablo AK Parti'ye ne yarar getirir? AK Partilileri düşünmesi lazım. Sözümüz var. Yazardan sadece öfke kusması ve küfür etmesi beklenen bir ülkede yazı, evet, yazmak müşkül işi. Demişsiniz. Bundan bahsediyorsunuz galiba bu. Tabii yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bazı şeyler bazı insanları koruyor, beni koruyor. Ne koruyor? İsmim, geçmişim,
belki İslami kesimin 28 Şubat'tan kalma vefa duygusu şu ana kadar korudu. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ama herkesi korumuyor. Dolayısıyla o korunmayanlar gidiyorlar. Kürşat mesela Bumi bizim gazeteden uzaklaştırıldı. Yerine kim geliyor? Şimdi adını zikretmeyeyim. Yok yani o şık olmaz. Çok daha düşük kalitede Yakup Cemil gibi tetikçilik yapan, fikri düzeyi hiç olmayan, sadece iktidarı savunmak ve onu korumak için işe alınmış insanlar yerine geliyor. Şimdi bu insanların sayısı son zamanlarda çok arttı. Yani Hasan Cemaller, Cengiz Çandarlar sahneden indiler, onun yerine sahneye başkaları çıktı. Şimdi böyle bir, bu aslında sadece iktidar tarafında da değil, diğer tarafta da benzer bir şey olmaya başladı. Bu inanılmaz kalite düşüklüğü ve çap düşüklüğü sadece siyasi pozisyon ve savaş üstünden kurgulanan bir anlayışı ifade ediyor. Bu gazetecilik değil, bu fikir teatrisi değil, bu başka bir şey. Bu tabii inanılmaz zarar veriyor. Sadece AK Parti'ye zarar vermiyor, hepimize zarar veriyor. Ben dikkat ediyorum şimdi, muhalif kesimin de öyle kalemleri var ki, bu bahsetmiş olduğum iktidar kesiminin kalemlerinden nitelik olarak hiç farkları yok. Aynı tıntınlıkta, aynı boşlukta, aynı fonksiyonda insanlar siyasi pozisyona baktıkları için her iki tarafa da bayılan insanlar kayboluyor. Yani şu apartmanda oturan son derece kültürlü bir hanımefendi en hakikaten içi boş bir çocuğa hayranlıkla bakarken öbür tarafta da aynı şey oluyor. Şimdi bu bizim düşünce dünyamızı, anlama imkanlarımızı, siyasete bakışımızı köreltiyor. Bunda da AK Parti'nin çok büyük sorumluluğu vardır. AK Parti'nin bu ülkede yapmış olduğu en büyük tahribat budur. Belki basınla ilgili yasaları değiştirmedi. Orada kimse kalkıp ya dün şu yasalar vardı, sus yasası getirdin diyemez. Twitter, YouTube vesaire gibi bazı girişimler dışında, ki onun gerekçeleri farklı, doğrudan gazeteciye değen şeyler değil onlar. Yani gazeteci özgürlüğü, basın özgürlüğü sınırlanmadı. Ama bir, yarattığı iklim yargıyı algıda otoriterleştirdi. İki, Tayyip Erdoğan örneğin her kendisine edilen lafı şikayet haline çevirerek bir basın üstünde sırf oradan hareketle bir baskı mekanizması kurdu. Üçüncüsü, çok daha önemlisi, iktidar kendine has bir basın yarattı. Öyle bir şey Türkiye görmedi daha. Yani yakın, iktidara yakın gazete başka bir şeydir. İktidarla iç içe gazete başka bir şey. Şimdi iktidarla iç içe gazete olmaya başladığınız zaman, o zaman basın sektörünün özelliği kalmaz, gazeteciliğin anlamı kalmaz ve bu diğer tarafa sirayet eder, etti de. Yani karşı tarafta bu model içerisinde hareket etmeye başladı. Bu hakikaten, lafımı bitireyim, çok şeydir. Yani Türkiye'ye AK Parti döneminde çıkan en büyük fatura buradadır. Toparlanır, çok çabuk toparlanır. Yani geri çekildiği andan itibaren AK Parti, bunların hepsi toparlanacaktır ama şu anda son derece kötü görüntüler. Burada şey dediniz, yasalar hani medyayı çok fazla sınırlandırmadı dediniz. Evet, yasalar sınırlandırmadı ama sanki çok fazla yayın yasağı dönemine girdik. Örneğin, Ulu Dere'den başladı belki o şey. Bugün, işte onu söylüyorum, evet şey, tabii. En son aslında şeyi soracağım size. Cumhuriyet Gazetesi'nin mikrofonları. Nasıl değerlendirin? Gazetecilik var mı ortada? Orada yapılan. Yoksa bir suç mu işlendi? Yani şimdi bakın, önce şuradan başlayayım. Bu suç yasaklar ve suç duyuruları. Şimdi yasalar değişmeden de sizin yargı sisteminiz, adli sisteminiz yasakçı bir şekilde davranabilir. Bu tamamen sizin ülkenizdeki siyasi iklimle, iktidarın oluşturmuş olduğu ya da iktidar muhalefet ilişkilerinin oluşturmuş olduğu havayla ilgilidir. Eğer yargı iktidarın çizmiş olduğu daha gergin, daha otoriter, daha sert bir iklim içerisinde işlev göstermeye başlarsa, ki bizim ülkemizde bu çok sık olur. Dolayısıyla düne kadar
yapılmayan, kullanılmayan yasalar ya da zorlanmayan yasa imkanları zorlanmaya başladı. Türkiye'de bu oldu. Yeni yasalar onun için yok diyorum ama bir savcının mevcut yasaya bakarak yayını yasaklaması var. Ya da düne kadar bir soruşturmanın gizliliğiyle ilgili suç takibine dönüşmeyen durumlar şimdi suç takibi işine dönüşebiliyorlar. Cumhurbaşkanına bu ülkede hakaret etmek yasak. Tamam, dünyanın her yerinde yasak. Fakat Cumhurbaşkanı kendisine gözünün üstünde kaşın var diyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunursa, savcılar da herkes hakkında dava açarlarsa ve herkes mahkum olursa, bu yasa çıkarmaktan daha kötü, daha beter bir durum ortaya çıkarır. AK Parti'nin sorunu bu. AK Parti'nin yasalar itibarıyla oturup cidden değerlendirirseniz sorunu yok. AK Parti yasalar itibarıyla hep ileridir kendisinden önceki dönemlerden ama oluşturduğu iklim, o zihniyetin bir tür kod gibi yargıya, adli süreçlere, polise, savcılara yansıması müthiş bir yasakçılık ortaya çıkarıyor. Şimdi MİT hadisesi bunun en açık örneklerinden bir tanesi. Ben bu konuda Yeni Şafak'ta yazımı yazdım ve gayet net olarak bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyledim. Kabul edilemez olan önce şudur. Önce oradan başlayayım. Cumhurbaşkanı, başbakan bir ülkede bir haberle ilgili suç duyurusunda bulunmamalıdır. Öyle bir hakkı var. O da bir vatandaş. Fakat bir cumhurbaşkanı bir suç duyurusunda bulunduğu zaman bu diğer organlara, yargıya bunu takip edin, mahkum edin, ciddiye alın anlamına gelen, talimat anlamına gelen bir durumu ifade eder. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Savcılar kendileri harekete geçerler, vatandaşlar suç duyurusunda bulunurlar eğer hakikaten ortada suç varsa. Ama Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunda bulunması baştan bir mahkumiyettir. Zamanında yazmıştım o yazımda, askerler de suç duyurusunda bulunurlardı bizlerle ilgili. Ben onlarca dava geçirdim. Farklı değil diyorsunuz. Ne farkı var? Yani bir güç şu adam hakkında soruşturma aç diyorsa, o güç hakikaten kuvvetliyse zaten açıyorsunuz. Yani o gücün söylediği suç duyurusu zaten hüküm haline dönüşmüş oluyor. Şimdi burada da Cumhurbaşkanı suç duyurusu diyebilir mi? Dediği andan itibaren böyle bir ülke demokratik olarak düşünülebilir mi? Burada basın özgürlüğünden söz edilebilir mi? İşte basın özgürlüğünün sınırlandığı yerler buralar. Yoksa yasa, masa, tüzük, yönetmelik değil. Tabii çok daha iyisi mümkün bunların Türkiye'de. Ama asıl mesele buradan yola çıkıyor. MİT ile ilgili resimler benim önüme gelseydi, yayın yönetmeni olsaydım basardım arkadaş. Haber mi diye soruyorsunuz. Eminsem o belgelerin ve o resimlerin gerçek olduğuna, onları basmamak ahlaksızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Onları sümen altı edemezsiniz. Başka bir yere koyamazsınız. Ha şu soruları sorarsınız kendinize. Ne zaman geldi? Kimden geldi? Ne niyetle geldi? Bunlar ikinci sorulardır. Eğer bir gazeteci aldığı bir haberin kaynağının pozisyonundan hareketli haberi yapacaksa, o gazeteciliği bırakıp artık siyaset yapmaya başlamıştır. Evet, bu bilgileri cemaat vermiş olabilir. Tam seçimlerden önce vermiş olabilir. En fazla vereceğiniz karar seçimlerden sonra mı yayınlayayım, önce mi yayınlayayım gibi ince bir karardır. Fakat bunun çok incesine girmek de bu sefer tersten müdahale etmektir. Yani sizin onu yayınlamamanızın yaratacağı olumlu bir girdi olursa AK Parti için ona da hakkınız yoktur. Olumsuz girdiye de hakkınız yoktur. Dolayısıyla gazetecilik çok karmaşık bir meslek değil. Gazetecilik önünüze gelen bir haberin, bir bilginin ya da sizin ürettiğiniz bir bilginin, Türkiye'de her zaman siz üretemiyorsunuz biliyorsunuz. Birileri getirip önünüze koyuyor. Oradaki problem ne? Biri önüme koyduğu zaman bu bilgi doğru mu değil mi? İçinde eğriler kadar, doğrular kadar eğriler var mı? Eğer bunları eğriyebiliyorsanız, bunlardan emin olabiliyorsanız basarsınız. Alper Görmüş, Özden Örnek günlüklerini bastı. Şu kadar bir dosya geldi önüne ve bilgisayar çıktısı. Günlük olup olmadığı bile belli değil. Okuyorsunuz, vicdanınız var, aklınız var, sorumluluğunuz var, yetkiniz var, gazetecisiniz. Bunu yayınlamaya siz karar verirsiniz. Can Dündar da böyle yapmış, doğru yapmış. Ben de olsaydım aynı şeyi yapardım. Yani burada bununla ilgili engel koymak bir kere hakikaten basına müdahaledir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu söylüyoruz. En azından mesela sordunuz Yeni Şafak'ta nasıl size sorun çıkarmıyorlar diye. Ben bunu yazdım Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak'ta
Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunun demokrasi dışı bir şey olduğunu söyledim. Yeni Şafak bunu bastığı sürece ben orada varlığımı sürdürürüm. Bu Yeni Şafak için de iyi bir şey olur. Size de onu söyleyeyim. Yani Yeni Şafak, yani Yeni Şafak'ın sırf manşetleri yok. Yeni Şafak'ın içinde Ali de var, işte başka biri de var. Bizler susarsak o zaman, tek boyutlu hale dönerse o zaman sorun olur. Meclisin yeni manzarası, milletvekili sayısı, tek başına iktidar olan olmalar, hepsini değerlendirdiğimizde önümüzdeki süreçte basının daha rahat olacağını söyleyebilir miyiz? Bu, hayır, hiç sanmıyorum. Yani basın daha bağımlı olacaktır. Şimdi bakın, iktidar medyası ya da iktidara yakın medya, şimdi ben de şey gibi laf kullanmayayım, sevmediğim adamların diliyle konuşmayayım, iktidara yakın duran basın içerisinde iki büyük eğilim görüyoruz. Bunlardan bir tanesi daha çok AK Parti'yi ve o civarı, muhafazakar dünyayı, o iktidarı savunmak, o iktidara yakın durmak. Bunların bazıları ise onun içerisinde daha dar bir alanı, Tayyip Erdoğan'ın alanını savunuyor. Şimdi burada böyle bir farklılaşma var. Eğer bir çatışma olursa o alanla diğer alan arasında orada çok ilginç şeyler görebiliriz ya da müthiş bağımlılıklar ürer. Hakikaten bu sefer kul köle olmalar ürer. Yani gazetecilik şu anda dibine vurmuşsa dibin de dibine vurur. Böyle bir risk ve ihtimal var. Yani bir ülkede gazeteciliğin rahatlayabilmesi için o ülkenin daha liberalleşmesi lazım. O yoksa, yani gündelik anlamda liberallikten bahsediyorum. O yoksa tersini beklemek mümkün değil. Bu karşı tarafta da benzer bir şekilde. Bakın ben Sözcü ve Aydınlığın yayın politikalarına baktığım zaman orayı da son derece sert, angaje, tek ayaklı görüyorum. Onlar da daha çok yumuşamayacaklardır. Onlar da doğru haberler yapmıyorlar sıkça, çokça çarpıtıyorlar. Karşı tarafta yapılanın çok benzerini orada yapıldığını görüyorum. En azından benimle ilgili yapılan birkaç haberden biliyorum böyle olduğunu. Şimdi Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi gibi gazeteler tabii bunlar göbekten iktidarlara bağlıdırlar. İşte müfettişler geliyor, gidiyor, gelir, gider. Çatışmak istemezler. Ama her şeye rağmen belli bir özellikleri var. Bir muhalif dozları var. Bunlar da AK Parti'nin iktidarından hoşlanmıyorlar. Yani AK Parti'siz bir iktidar tercih ediyorlar ama şu anda o imkanlar olmadığı için daha rasyonel, daha istikrara endeksli bir steril gazetecilik yapacaklardır. Dolayısıyla ben bir hareket olacağını düşünmüyorum. Şu olursa tabii hayal. Gerçekten bu ülkede AK Parti ile CHP'nin kuracağı bir koalisyon ve HDP'nin dışarıdan destekleyeceği bir koalisyon olacak. Ortalama uçlardan vazgeçtim. Bizim büyük beklentilerimizden vazgeçtim. Bir restorasyon dönemi gerçekten yaşanacak. Yani mesela bu yargı, adliye meseleleri elden geçirilecek. Bu basınla ilgili aşırılıklar rahat rahat tartışılabilecek. Bu sizin söylediğiniz uygulamadan kaynaklanan yasakçı basının üstüne baskı koyan iklim kırılacak. Kürt sorununda adım atılacak. Şahane olur. O zaman sizin dediğiniz geri dönüşü belki yaşayabiliriz. Çünkü bunun karşılığı olur. Bir genç çocuk, bir genç muhabir ancak bunun karşılığı olursa oraya doğru gider. Aksi takdirde zaten belli bir bakış açısında ya faydaya endekslidir ya politik bir duruşa endekslidir. Politik duruşa endeksli gençler zaten sol gazetelerde yazıyorlar. Diğerleri ya yer bulamıyorlar ya faydaya endeksliler ama kendi alanını özerk kılabilecek bir iklim ancak böyle bir dönemde söz konusu olabilir. Reklam veren tarafı? Hiç fikrim yok. Yani reklam verenlerle ilgili hiç düşünmedim açıkçası. Nasıl düşünmek lazım? Şey bağlamında soruyorum. Yani nihayetinde bir güçlü medya. Burada aslında son dönemde en fazla tartışılan konu şuydu. İktidarın bir medyası var. Ayakta kalmak durumunda. Ve iktidar iş dünyasını etkileyerek oraya reklam aktarıyor. Doğru. Bu doğru ama bu o iktidara, o basın grubuna yeten bir kaynak değil zaten. Tam gerçi da, şu sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın, şu şey de var. Ya zaten bu medyalar
para kazansın diye var olan medyalar değil ki. Bunlar zaten bir amacı var. O kesinlikle finansiye öyle. Ediyor. Büyük bir kısmı öyle. Belki Sabah gazetesi öyle değil çünkü her şeye rağmen eski kuvvetli bir yapı ama birçok yapı öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim ama iş adamlarıyla ilgili de bir değil mi? Bir eğilim vardır. İş adamları da Türkiye'de siyasete ve güce ve devlet gücüne dikkatli, temkinli davranan bir reflekse sahiptirler. Dolayısıyla özellikle büyük gruplar reklam verirken dağıtırlar. Yani onu sadece ekonomik faydaya göre değil, siyasi dengeye göre de hareket ederler. Yani iktidara yakın küçük gazeteye de küçük bir reklam bir tür gelir. Yani sistem böyle çalışır. Şimdi böyle bir gelenek var bir. İkincisi evet, iktidarda kim varsa ona yakın olana bir tür biraz daha fazla reklam vererek bertaraf etmek geleneğimiz vardır. Ama ben bunların çok belirleyici olduğunu sanmıyorum. Çünkü buradaki gazeteler ya da televizyonların bir kısmı bu reklamlarla değil finansmanlarla ayaktadır. Bu finansmanları kim yapıyor, neyin karşılığı yapıyor, finansmanı yaparak ihale mi alıyor, yoksa yurt dışından gelen paralarla mı mekanizma dönüyor, bir bilgim yok. Ama şu açıktır ki bu gazeteler kâr etmiyorlar, bu gazeteler ekonomik olarak rasyonel değiller ama siyasi bir karşılıkları var ve siyasi karşılıkları bir tür finanse ediliyor. Finanse eden bunu iş adamları var. O iş adamlarının da ilişkileri başka bir tartışma konusu. Onlarla ilgili ithamda bulunmak doğru olmaz bilmiyorum çünkü. Ama dedikodu yapmak da mümkün ama ona da yer yok şu anda.